Herkese merhabalar, ben Utku. Bugün geçtiğimiz sene bu zamanlar yaptığım gibi bir sene boyunca ne almadım, daha doğrusu ne aldım videosu hazırlamak istiyorum. Geçen sene 2020 içerisinde ne almadım diye sizinle paylaşmıştım. Tabii ne almadığımı paylaşamam, olmayan şeyi paylaşamam ama aldıklarımı söyleyerek, göstererek almadıklarım konusunda bir varsayımda bulunabiliriz diye düşünmüştüm. Hatta biraz dedikodu da yapabiliriz diye düşünmüştüm. Bu sene de aynı şeyi yapmak istiyorum. Yani 2021'de ne aldığımı göstererek ne almadığımı konuşmak istiyorum. Hadi başlayalım. Bu arada görüntünün kayık olduğunun farkındayım. Çünkü Utku YouTube konusunda her geçen gün teknik bir kayıpla karşı karşıya oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Videoyu hızlıca geçmek istediğim için, bir an önce videoyu kaydetmek istediğim için bu detayı geçiyorum. Öncelikle ne aldığımla başlayalım ve bu güzel gömlekle girelim istiyorum. Silstore bir 2021 markası ve ben de hemen oradan güzel bir gömlek edindim kendime. Hani yazın havalar biraz serinlemeye başlardı, akşamlar üzerinize bir şeyler alırsınız ya. Ben de bu gömleği öyle kullandım. Böyle Ağustos, Eylül'de artık havalar serinlemeye başladığında akşamları üzerime attım. Keten güzel bir gömlek. Hem renkli, güne uygun bir gömlek hem de zamansız bir gömlek. Bu ikisinin aynı anda olabilmesi kolay değil ama tabii ki Sima'nın sayesinde, canım Sima'nın sayesinde bu mümkün oluyor. Çünkü kendisi bir stil danışmanı zaten. Onun işi bu. Da çok severek kullanan bir gömlek oldu. Hatta bu gömleği evet kendime aldım ama çok yakın bir arkadaşım bu gömleği çok beğendiği için hemen gittim ona da bir tane satın aldım. Ona da bir tane hediye etti. Ben bu gömlekten iki tane aldığımı söyleyebilirim. Bir eşofman aldım. Tabii bu dönemde evde ya da ev ortamında, ev ortamına benzer yerlerde epeyce çalıştığımız için tişört, eşofman gibi şeyleri epeyce kullandım. Göbeklenen bireylerden tişört aldığımı daha önce söylemiştim. Eşofman ihtiyacımı da ayrıca edinmek istedim. Yine Silstore gibi Ayma Aktif'te adil üretim yapan, etik üretim yapan yerlerden bir tanesi ve eşofmanımı oradan aldım. Düz bir eşofman aldım ama yine zamansız bir parça edindim. Bir süredir de kullanıyorum ve bir yamuğunu görmedim. 2020'de kitaplığımı boşaltmıştım biliyorsunuz. Kitaplığımı sadeleştirdim. Hatta hepsini yeniden ortaya koydum. Yeniden okumaya başladım. Kitaplığımda olmasını istediğim kitapları koydum. Olmasını istemediğim kitapları da paylaştım. Epeyce vermiştim o dönemde. Hatırlarsanız geçen sene anlatmıştım. Bu sene de kitap satın almamaya çalıştım ama yine almış oldum. Bunlardan bir tanesi Ekofil Yayınları'nın Büyüdüğüm Yer kitabı. Ekofil Yayınları topluluk destekli yayıncılık yapıyor. Yani bir kitabı yapmaya karar verdikleri, üretmeye karar verdiklerinde yazmak olabilir, çizmek olabilir, çevirmek olabilir. Bunların hepsi için bir bütçe hazırlıyorlar ve önden bu bütçeyi bizimle karşılıyorlar. Biz de onlara hem destek olmak için hem de zaten ekoloji kitapları hazırladıkları için, yani kendimiz de okumak istediğimiz için bir türetici olarak bu topluluk destekli yayıncılığa giriş yapıyoruz. Hem kendim aldım, okudum, kütüphaneme ekledim hem de aynı zamanda bu kitabı hediye ettim. Askıya da bırakabiliyorsunuz kitapları. Yeni bir eve çıktığım için tabii ki yeni evin ihtiyaçları oldu. Yeni eve çıktım ve eski eşyaları da getirmedim. Bu yüzden aslında ihtiyaçlarım oldu. Bunlardan bir tanesi halıydı. Hiç halım yoktu buraya geldiğimde. Atölye Datça'nın dükkanını kapatması sürecinde eşyalarını elden çıkartmak istiyordu. Ben de oradan bir tane güzel bir halı edinmiş oldum. Ve aynı zamanda oradan bir de hasır sepet aldım. O hasır sepeti de organizer olarak kullanıyorum. Mutfakta genelde not defterlerimi koyduğum yer oluyor o hasır sepet. Evin dolap sisteminden dolayı bu evin organizerlere ihtiyaçları oluyor ki ben de genelde bu organizerlere baktım bu eve taşındığımda. 2020'yi bitirirken evdeki bütün teknolojik aletlerin, makinelerin bozulduğunu, bozulmaya başladığını söylemiştim. İdareten kullandığım bazı şeyler vardı ama idareten kullanamayacağım bazı şeyler oldu elbette. Bunlardan bir tanesi bilgisayarım. Bilgisayarımı doğrudan ben almadım aslında bakarsanız. Ekolojik dönüşüm olarak aldık. Ama yine de bu listeye eklemek istedim. Mikrofon da keza öyle. Mikrofon ihtiyacı benim için kritik. Çünkü hem YouTube videolarında, Instagram videolarında kullanıyorum. Aynı zamanda düzenli olarak kurum eğitimleri verdiğim için de iyi bir mikrofona ve kulaklığa ihtiyacım oluyordu. Ve dolayısıyla mikrofon edindim. Bu mikrofon. Eve bir halı, birkaç yastık kılıfı ve bir avize yaptırıyorum. Dokutuyorum, ördürüyorum. Ama elime geçmediği için bu listeye eklemiyorum. 2022'yi tamamladığımızda bu videoyu yeniden çekersek oraya eklerim.
Aynı zamanda evdeki eşyalarla ilgili başka videolar da çekmek istiyorum. Bu ev serisine devam edeceğim. Orada da bunları detaylı olarak gösteririm diye düşünüyorum. O yüzden buraya hiç girmiyorum. Yeni bir ürün satın almamın dışında aynı zamanda ikinci el eşyalar da epeyce edindim. Mesela bunlardan bir tanesi annemin gardırobundan tadilat ettiğimiz bir elbise. Çok güzel bir kumaşı vardı. Annem giyemiyordu. Ben kendime uygun bir hale getirdim ve yaz boyunca bol bol kullandım. Aynı zamanda arkadaşımdan da bir bluz edindim. O da şöyle oldu aslında. Arkadaşıma çok güzel bir bluz olduğunu söyledim. O da dedi ki o zaman sana vereyim. Gerçekten de bir sonraki buluşmamızda o bluzu bana getirdi. O bluza benzer başka bir bluzu olduğu için onu bana vermekten çekinmedi. O da zaten bir taraftan hediye vermeyi seven birisi olduğu için de elinde benim halihazırda beğendiğim bir şeyi bana vermekten zevk duydu. Instagram'da beni takip ediyorsanız o bluzu çok sevdiğimi zaten gösteriyorum. Sürekli Gardırop serisinde birkaç yerde kullanmıştım zaten o bluzu. Hatta onun da kendi bluzu değil de annesinden kalan bir bluzdu. Ben de çok mutlulukla kullanıyorum. Zaten çok güzel, çok kaliteli bir bluz. Tabii yeni eve geçtikten sonra sandalye ihtiyacım oldu. Tabii burası biraz da ofis olduğu için, yani tek başıma olmadığım için de çalışma masası ve sandalye ihtiyacım oldu. Sandalyeye baktım, aslında epeyce sandalye baktım ama yeni ürünler çok kalitesiz, kötü işçilik, kötü ham madde ve buna rağmen çok çok pahalılar. Bu yüzden dedim ki yeni bir sandalye edinmek istemiyorum. İskeleti iyi olan, dokuması iyi olan güzel bir sandalye almak istiyorum dedim ve ikinci el uygulamalarından bir tanesinden edindim. Hatta sandalyenin sahipleri çok yakın bir zamanda dokumasını da değiştirmiş. Yeni evleri daha küçük olduğu için o sandalyeleri götüremeyeceklerdi. Bana verdikleri için onlar da mutlu oldular. Ben de çok mutlu oldum. Mutlulukla kullanıyorum. Hem renkli, eğlenceli, güne uygun sandalyeler hem de aynı zamanda zamansız parçalar. Sağlamlığına hiç zaten değinmiyorum. Almaktaki asıl amacım sağlam bir sandalye olmalarıydı. İkinci el aldığım için de epeyce uygun fiyatlı oldu. Birkaç hafta önce kardeşim gardırobunu sadeleştirdik. Bütün gardırobunu ortaya koyduk, ayakkabıları dahil. Hepsine yeniden baktık. Bunu giyebilir misin, giyemez misin, giymek ister misin, sana küçük mü geliyor, büyük mü geliyor, bunların hepsini yeniden gözden geçirdik. Giyemeyeceklerini bir kısmını verdik, bir kısmını sattık, bir kısmını ben kendim edindim. Önemli bir kısmı tişörttü. Geri kalan hiç kimsenin giymeyeceği şeyleri de bez olarak kenara koyduk. Kardeşimden bu süreçte gardırobuma eklenen birkaç tişört ve bir tane kazak oldu. Gardırobuma eklediğim için listeye eklemek istedim. Yeni ev olduğu için ve yeni ev eşya getirmediğim için koltuk ihtiyacım vardı. Kuzenim de koltuklarını değiştirecekti. Onların da evi tadilata girmişti. Koltuk ve berjeri bizde kalmıştı o süreçte. Berjeri çok güzel sallanan koltuk aslında. Berjer demeyeyim. Onu da kuzeni ona hediye etmişti ve elyaflarına kadar her bir detayına özen göstermişti. Tabii kendi kuzeninden geldiği için ve bu kadar güzel bir ürün olduğu için kimseye vermek, satmak istemiyordu. Bana vermek istediğini söyledi ve ben de ona şöyle bir güvence verdim. Şimdi ben kullanayım. Bir gün benden almak istersen istediğin zaman geri veririm sana. Verir miyim bilmiyorum ama o zaman öyle söyledim. Koltuk kısmında da benzer bir şey. Zaten koltuk edinecektim. Bakıyordum ve koltuklarda da sandalyelerdeki gibi iskeletlerin çok kötü olduğunu gördüm. Artık ahşaptan vazgeçmişler. Çok ilginç. Yani koltuğun yerini değiştirseniz elinizde kalacak koltuklar var piyasada. Döşemeleri de çok kötü. Bu koltuğu aldığım için epeyce mutlu oldum aslında. Sadece döşemesini değiştirmem gerekti. Çünkü çocuklardan dolayı epeyce lekelenmişti. En başta lekeleri gidirebilir miyiz diye düşündük ama lekeleri halledemedik. Bunun yerine kılıf dikerek başka bir çare bulmuş olduk. Bir de avize, çocukluğumdan kalma bir avizeyi annemlerden getirdim. Önceden küçük kırmızı bir ampulü vardı, düşük bir ampulü vardı. Biraz da gece lambası gibi kullanıyorduk. Ama ben burada güçlü bir ampulü takarak gün içerisinde kullanabileceğim lamba der gibi bir ürün haline getirdim. Bir de kendi yaptığımız bazı ürünler var. Kendi diktiğimiz yaptığımız bazı ürünler var. Onları da göstermek istiyorum. Bu sene epeyce Salih ile vakit geçirdiğimiz için epeyce dikiş yapma fırsatı buldum. Annemle birlikte güzel şeyler yaptık. Hem ona yaptık, hem bana yaptık, hem de başka kişilere yapıp hediye ettik bu süreçte. Annemin o kumaş standından çıkan bir mercan kumaşla, çok güzel bir mercan kumaşla bir elbise yaptık bana. Şuraya ekliyorum. Aynı zamanda yine kumaş sandığından çıkan bir mavi kumaşı kendime bir bluz olarak diktim. Koltuk kılıfını da buraya eklemek istiyorum. Gittik kendisi güzel bir kumaş aldık ve kılıf haline getirdik. Koltuk kılıfını yaptığımız gibi perde de yaptık eve.
çok eskiden dokuttuğumuz perde kumaşı vardı. Bunlardan perde haline getirdik. Ben bu eve çıktım, evde stor perdeler vardı. Ben çok fazla stor perde sevmem. Bunun yerine rustikler taktık. Rustik olarak da benim çok sevdiğim, çok uzun süredir bizde olan o kumaştan perde yaptık. Tabii sadece o kumaşı perde haline getirmedik. Başka parçaları da perde haline getirdik. Atıksız Yaşam dükkanında matara, sefertası gibi ürünlere etiket bağlamak için Darwis Botanicals'tan, Canım Putuay'dan parça kumaşlar almıştık. Onları kullanmıştık, epeyce kullandık. Geri kalan az miktarda parça kumaş kenarda duruyordu. Perde gibi kullanmak istedim. Yine rustiğe bağladık onları. Salonun ön tarafı, yani bu perdeleri taktığımız taraf parka baktığı için kapatmama gerek kalmıyor. Kalın bir perde diye ihtiyacım yok zaten. Bir de raflar var. Yine kendimiz yaptık bunları. Raf baktım epeyce bir yerden. Çünkü kitapların bir kısmını raflara koymak istiyordum. İşte mumları bir raflara koymak, bazı tabloları raflara koymak istiyordum. Epeyce bakındım ama raflar da tıpkı sandalye ve koltuklar gibi artık ahşap değiller. Çok kötü malzemelerden yapılıyordu. Ben de bu esnada Salihli'de bazı parça ahşaplar buldum ve onları istediğim boyutlarda kestirdim. Onları raf haline getirdik ve askı haline getirdik. Sadece raf ayağı aldım ve çok sağlam raflarım oldu diyebilirim. Yeni bir eve geçtiğim için ve bu eve geçerken de epeyce eşya getirmediğim için çok fazla eksiğim oldu. Ama yine dedim ki Utku'dur, hemen gidip alma. Yani sandalye ihtiyacım var, hemen gidip bir yerden sandalye alayım gelsin demek istemedim. Ne kadar kalabiliyorsa o kadar kalsın o boşluk istedim evde ki ihtiyaçlarımı yavaş yavaş göreyim istedim. Mesela perdeleri galiba eve taşındıktan 1,5 ay sonra yaptık ve taktık. Başta çünkü hiç ihtiyacım yoktu. Sadece arka taraflı yatak odasına perde taktım ki o da yandaki bina çok yakın olduğu için taktım. Yoksa onu da takmazdım büyük ihtimalle. Ya da mesela kesme tahtam hala yok. 3 ay kadar oldu herhalde. Kesme tahtası baktığım yerler oldu elbette ama çok içime sinmedi. Geçtiğimiz günlerde bir üreticime dedim ki bana bir kesme tahtası yapar mısın? O da şu an yapıyor. Bu listeye eklemedim çünkü henüz elime ulaşmadı. Bir göreyim, emin olayım. Ondan sonra belki önümüzdeki sene bu listeye eklerim. Mesela bazı küçük ev aletlerine ihtiyacım var. Örneğin arıtma cihazına ihtiyacım var. Onları da iyice sindire sindire bakıyorum, araştırıyorum. Ondan sonra edineceğim. Ben kahve makinesi kullanan birisi değilim ama burası ofis olarak kullanıldığı için gelen kişilere kahve makinesi alayım mı, almayayım mı diye düşünüyorum. Ya da bir mutfak robotuna ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bunun için de araştırma yapıyorum. Tam bu noktada eve gelen hediyelere giriş yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi teyzemden aldığım sürahi. Çok mutlu olarak o sürahiyi almıştım. Daha önce kadehlerini almıştım. Kadehlerin sürahisi. Aynı zamanda ondan bir tabak da aldım. O da çok güzel bir tabaktı. Bir arkadaşım bana bu eve gelirken bardak getirdi. Yine eski bir amber bardak takımı getirdi. Bunun dışında başka bir arkadaşım atölye içi bana yine bardak ve şarap kadehleri yaptı. Yeni yıla girmeden evvel kuzenim bana organizer hediye etti. 2 tane. Bu evin dolap sisteminden dolayı organizere ihtiyacım vardı. O da zaten benim zevkimi bildiği için de tam bana uygun organizerler hediye etti. Atölye içinden bir de mumluk geldi. Tabii ki hem yeni yıl öncesi güzel bir mumluk ve mum hediye etti canım Yasemin. Hem de aynı zamanda doğum günüm döneminde soya mumundan yaptı. Başka bir mum ve mumluğu bana hediye etmişti. Onun da dediğini şöyleydi. Benim geçtiğimiz sene doğum günüm dinlerin ve öğretilerin kesişme noktası olan önemli bir gündü. Ve o gün bazı ritüeller vardı. Belki siz de o ritüellere dahil olmuşsunuzdur. O ritüellere dahil olduğumuz için benim beyaz bir muma ihtiyacım vardı. Yasemin'e bunu söyledim ve o bana gönderebileceğini söyledi. Mumu gönderirken bir de mumluk hediye etmişti. Hediye alıp verme çok fazla sevmiyorum çünkü öylesine alınmış bir hediyenin aslında çöp olduğunu biliyorum. Ama incelikli düşünülen hediyeler kadar güzel bir şey var mı acaba? Benzer hediyeler tabii markalar için de oluyor. Yani takipçiniz olduğunda markalar size ürün göndermek istiyorlar. Ben kibar bir dille reddetmeye özen gösteriyorum açıkçası. Çünkü kullanmayacağım bir ürünü sadece sahip olmak için almak istemiyorum. Ama bu demek olmuyor ki hiçbir şey kabul etmiyorum. Kabul ettiklerim var elbette. Bunlardan bir tanesi Pedon markasının Reykloduydu. Sizinle de paylaşmıştım. Reykloduyu zaten kullanmak istiyordum ve sizin önemli bir kısmınız da Reykloduyu deneyimimi merak etmişti.
artık bir tane sahip olma ve deneyimleme zamanım gelmişti. Pedon'da o dönemde bana ürün göndermek istedi. Denedim ve deneyimlerimi sizinle paylaştım hatırlarsanız. Voitera'nın nötr karbon prensibiyle üretim yapıyor olması çok kıymetli. Bu noktada onlardan çorap ve tişört hediye gelmişti. Green Protection'dan da bir peştemal gelmişti, bir havlu gelmişti. Onlar da denizlerden topladıkları pet şişelerden liflerden de havlu peştemal üretiyorlar. O da çok incelikli bir hediyeydi. Zipsec'ten de bir silikon kilitli poşet geldi. Onu kullanıyorum bir süredir. Zaten sizinle de paylaşmıştım o ürünü. Buzlukta ne kullanabilirim? Buzdolabında ne kullanabilirim? Buzdolabı poşeti yerine diye soruyorsunuz. Onun cevabı silikon kilitli poşetler olabilir. Yeni yıl öncesi Dilara Koçak'tan bir paket geldi. İçinde granolalar, barlar vardı ve hemen tabii ki onları hüplettim. O paketin içerisinden çıkan bir başka bardak vardı. O da bu Bonna markasının porselen bardağıydı. WWF ile birlikte yaptıkları çalışmalar nesli tükenmekte olan hayvanların ayak izlerini bu porselenle baskı yapmışlardı. Bunun da çok güzel bir hediye olduğunu düşünüyorum. Tabii o paketin içerisinden aynı zamanda Dilara Koçan Sürdürülebilir Yaşam Günü 2022 de çıktı. O da çok güzel, böyle minik minik notlar alabileceğiniz, ajanda olarak da kullanabileceğiniz güzel bir hediye. Eve aldığım yiyecekleri, eve aldığım deterjan, kişisel bakım ürünlerini ve dahi hediyeleri bu listeye eklemediğimi daha önce söylemiştim. Yine söylemiş olayım. Zaten kullandığım ve beğendiğim ürünleri ayrıca ürün listesine ekliyorum, biliyorsunuz. Not defteri demişken canım Yasemin'in, Yasemin Yapanar'ın not defterini de hatırlatmak istiyorum. Bir ajandası ve bir motivasyon defteri aslında. Paper Street ile birlikte yapmış. Yasemin şöyle söylüyor: eşek gibi kusurluyuz, öküz gibi yeterliyiz diyor ve çok da güzel söylüyor. Gelen paketleri kabul etmiyorum ve sevmiyorum demiştim çünkü çer çöp oluyor içerisinde. Etkinliklerde gelen paketlerde genelde çok özensiz şeyler olur ve dolayısıyla ajanslar bana bu ürünleri göndermemeleri gerektiğini artık anlıyorlar. Ama Yeni Rakı'nın bu seneki birkaç etkinliğinde gelen paketler çok özenliydi. Hatta bunlardan bir tanesinde Yeni Rakı'nın eski şişelenen bir tanesi ileri dönüşüm haline getirerek bir sunum tabağı haline getirmişlerdi. Ki ben de aperatifleri o sunum tabağına koyarak artık servis ediyorum. O paketlerden çıkan hediyelerden bir tanesi de Kadehler'deki Dudak İzleri kitabıydı. Bir derleme, bir almanak, güzel bir derleme ve onu da tabii ki kütüphaneme ekledim. Bu sene gelen kitaplardan bir tanesi de Kronik Yayınları'ndan çıkan Evimiz Yanıyor. Greta Thunberg'in hayat hikayesi ve bu işe nasıl girdiğine ve ailesiyle bu konuda nasıl iletişim kurduğuna dair bir süreci anlatıyor kitap. Kitap demişken 2021'de çıkan Atıksız Yaşam kitabını elbette ki edindim. Yeni İnsan Yayın Evi'nden çıkan Ceren'in, Atıksız Minimalist ismiyle Instagram'da olan Ceren'in, canım Ceren'in kitabını elbette ki edindim. Sağ olsunlar bana hediye ettiler, gönderdiler. Onu da okudum ve ekoloji kitaplarının arasına onu da dahil ettim. Hediyelerin bir kısmını tabii ki işbirliklerine dahil etmek istiyorum. Tensel'le bir işbirliği yaptığımız için oradan birkaç ürün geldi. O ürünlerden bir tanesi bir tişörttü, bir pantolondu ve şu üzerimde gördüğünüz bluzdu. Çok severek giyiyorum. Hip & Happen'dan bir elbise de aldım oradan. Memnuniyetle her bir parçada kullanıyorum. 2021'de ne almadım, daha doğrusu ne aldım da ne almadığımı buradan siz anlayın videosunu burada kapatayım istiyorum. Gördüğünüz gibi yine televizyon almadım, yine koltuk takımı almadım. Çünkü niye? Çünkü ihtiyacım yok. Bir gün ihtiyacım olursa alırım. Kurutma makinesi almadım çünkü ihtiyacım yok. İhtiyacım olursa alırım. Yeni bir eve çıktım diye birçok eşya almak, eşyaları eve tıkıştırmak ya da takipçim var diye bana gönderilmek istenen bütün ürünleri evet evet gönderin, onu da alayım, bunu da alayım demek istemiyorum. Yapmamız gereken şey çok basit. Bir durup düşünmek, buna gerçekten ihtiyacım var mı demek. İhtiyacımız varsa da önce bir ikinci ellere, önce bir ödünç alabileceğimiz yerlere bakmak. Orada yoksa sürdürülebilir ham maddelerden adil ve etik şekilde üretilen ürünleri almak olabilir. Kendinize çok dikkat edin. Sizi seviyorum. Umarım çok güzel bir yıl geçiririz hep birlikte. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.